Merhaba arkadaşlar, bu videoda veri dağılımlarını nasıl görselleştirebileceğimizi ve bu görselleri nasıl inceleyeceğimizi öğreneceğiz. Ardından da yoğunluk eğrisi adını verdiğimiz şeyi göreceğiz ama öncelikle bazı konseptleri tekrar etmek için basit bir örnek ile başlayalım. Diyelim ki elimizde 16 öğrenci olsun, elimizde ne demekse her neyse işte 16 öğrencimiz olsun ve hepsine önceki 30 gün boyunca kaç bardak su içtiklerini soralım ki bu yaz Nevsiminde herhalde bolca içiyorlardır ve ortalamasını almalarını isteyelim. Evet, şimdi örneğin buradaki veri bize bu öğrencinin günde ortalama 0,5 bardak yani yarım bardak su içmiş olduğunu söylüyor. Bu kişi görünüşe göre su ihtiyacını pek karşılamamış değil mi? Daha fazla içmesi gerekiyor. Bir diğer öğrenci ise önceki 30 gün boyunca günde ortalama 8,1 bardak su içmiş. Bu içmemiş sanki emmiş. Neyse iyi ama bo bo bolca içmek lazım ve muhtemelen su ihtiyacını fazlasıyla karşılamıştır. Eğer bu verileri görselleştirmek istersek frekans histogramı oluşturabiliriz. Bu grafik üzerinde de birkaç kategori oluşturabiliriz. Mesela bu İlk kategorimiz sıfıra eşit veya daha büyük ve birden küçük olan verilere ait olabilir ve gördüğümüz üzere 2 adet veri bu kategoriye giriyor. Bu yüzden bu kategoriye ait barın yüksekliği 2'ye kadar gelmiş. Ortadaki bu kategori 3'e eşit veya daha büyük ve dörtten küçük olan verilerin kategorisi. Bakarsanız eğer bu kategoriye ait 4 adet veri var değil mi ve frekans histogramı daki bu barın yüksekliği de 4'e kadar uzamış. Bu yöntem veri dağılımını incelemek için evet güzel bir yöntem ama elimizdeki verilerin her bir kategoriye yüzde kaç olarak dağıldığını da görmek isteyebiliriz ve bu durum eğer elimizde çok çok fazla veri varsa daha da önemli olabilir. Mesela eğer 1 milyar 600 milyon 432.507 veriyi incelemek istersek her bir kategoriye kaç veri düştüğünü bilmek işimize çok da yaramayabilir. Onun yerine her bir kategorinin yüzdesi daha çok işimize yarayacaktır. Bu yüzden bağıl frekans histogramı oluşturabiliriz. Dikkat ederseniz eğer bu grafik yine aynı verileri gösteriyor ama ilk kategoride bar yüksekliğini 2 yazmak yerine bu sefer yüzde 12 buçuk olarak yazıyoruz. Peki neden böyle oldu? Çünkü 16 veriden 2 tanesi bu kategoriye giriyor. 2 bölü 16 1 bölü 8 demektir. O da yüzde 12 buçuk ediyor değil mi? Ve bakın burada barın yüksekliğini 4 adet veriyi temsil eden 4 ile göstermişiz ama bunun yerine burada %25'i kullanmışız. Her iki gösterimde aynı şeyi ifade ediyor. Elimizdeki 16 veriden 4'ü bu kategoriye giriyor. 4 bölü 16 1 bölü 4 o da %25'e denk geliyor. Her iki histogram da işimize gerçekten yarıyor ve bunlarla her yerde karşılaşabilirsiniz ama aynı zamanda elimizde çok çok fazla veri olduğunda daha küçük kategoriler istediğimiz zamanlarda olabilir. Öyleyse kategorilerimizi daha küçük hale getirelim. Mesela kategorileri bir bardak genişliğinde yapmak yerine yarım bardak genişliğinde yapabiliriz. Yani ilk kategorimiz sıfırdan büyük ya da eşit ve 0,5'ten küçük olabilir. Bu şekilde yaparsak daha net bir grafik elde ederiz. Elimizde 16 veriden daha fazla olan bir durum olduğunu varsayalım. Belki de 16 milyon verimiz var ne bileyim. Sol tarafta yüzdeleri gösterelim belki bu boyuttaki kategoriler işinize yaramadı. Daha küçük kategorilere ihtiyacınız var. O zaman her bir kategoriyi çeyrek bardak genişliğinde de yapabiliriz ama belki bu bile yetmeyecek. Gittikçe kategorileri daha da küçültmek isteyeceksiniz. Bununla nereye varmak istediğimi anladınız sanıyorum. Öyle bir noktaya geliriz ki elimizde sonsuz sayıda kategori ve her bir kategori sonsuz derecede ince olur. Böyle bir durumda barların tepelerini birleştirdiğimiz zaman bir eğri elde ederiz ve bu tür eğriler ile istatistikte her zaman karşılaşıyoruz. Videonun başında da söylediğim gibi bu tür eğrilere yoğunluk eğrisi, evet yoğunluk eğrisi diyoruz. Yüzdeki verilerin süreklilik üzerinde herhangi bir değer alabilmeleri. Sadece belli kategorilere oturtulmuş değiller. Peki böyle öyle bir gösterimi nasıl yorumlayabiliriz? Eğer buradaki 0'dan 9'a kadar olan bütün aralığa bakacak olursak, elbette 16 milyon veri içerisinde kimsenin günde ortalama 9 bardaktan fazla su içmediğini kabul edersek, o zaman bu aralıkta eğrinin altında kalan alan yüzde yüz olacak ya da buna bir de diyebilirsiniz. Eğrinin altında kalan alanın yüzde yüz olması bütün yoğunluk eğrilerinde geçerli olan bir durum. Çünkü burası bütün verilerin bulunduğu bölge. Yoğunluk eğrisi aynı zamanda negatif bir değer de alamaz. Eğrinin bu şekilde aşağıya inip garip şeyler yaptığını göremezsiniz. Şimdi bu da aradan çıktığına göre bu eğriyi nasıl kullanabileceğimize bakalım. Eğer elimizdeki verilerin yüzde kaçının 2 ile 4 bardak arasında olduğunu bilmek istersek önce aralığa bakarız. 2'den 4'e kadar gideriz aralarındaki bu bölgeye bakarız ve eğrinin bu aralıktaki alanını bulmaya çalışırız. Bu alan sıfıra eşit veya sıfırdan büyük ve e, 100 e eşit veya yüzden küçük olmak zorunda öyle değil mi? Şekildeki grafiğe baktığımız zaman bu alan bütün eğrinin altındaki alana kıyasla aşağı yukarı 40 %40'mış gibi duruyor. Tabii burada kabaca bir tahminde bulunuyorum, değil mi? Büyücülük gibi bir şey yapıyorum belki ama evet %40 gibi duruyor. Elimizdeki verilerin neredeyse %40'ı bu aralığa denk gelmiş gibi. Eğer size verilerin kaçı 3'ten daha büyük diye sorsaydım, o zaman buradaki alana bakmamız gerekirdi ki bu da aşağı yukarı %50 gibi duruyor. Ama bunu sadece tahminde bulunarak söylüyorum, tekrar edeyim. Tahminde bulunmamıza rağmen yoğunluk eğrisinin nasıl faydalı olabileceğini görüyorsunuz değil mi? Normalde istatistikçilerin genelde eğrinin altında kalan alandaki bilgiyi gösteren tabloları olur ya da bilgisayar programları ya da otomatik araçları olur her neyse. Aynı zamanda bazı bilindik yoğunluk eğrileri de vardır. Mesela üzerinde sonra çalışacağımız ünlü çan eğrisi gibi. Alanları hesaplamak için hassas araçların ve verilerin olduğu eğriler de var. Neyse. Son olarak yoğunluk eğrisinde yapılan önemli hatalardan birinden bahsetmek istiyorum. Eğer ki size verilerimizin yüzde kaçının günde 3 bardak suya tam olarak denk geldiğini sormuş olsaydım ne derdiniz? Bakın tam olarak diyorum ve bunu derken tam olarak 3,0000'ı sonsuza kadar devam eden sıfırlardan oluşan tam sayı 3'ü demek istiyorum. Böyle bir soru karşısında şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Tamam. Burası 3, 2 gibi duruyor ya da biraz daha üzerinde neyse. Yani %20'den biraz daha fazla ya da ortalama %20 olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ama size bunun yanlış olduğunu söylemek zorundayım. Unutmayın, verinin bir aralıktaki yüzdesi eğrinin yüksekliği değil, o aralıktaki eğrinin altında kalan alan. Ve eğer tam olarak bir değerden bahsediyorsak ki az önce 3 dedik eğrinin altında bir alan olmaz. Az önce 3'ün üzerine çizdiğim bu düşey çizginin herhangi bir genişliği yok ve bu gerçekte de son derece mantıklı bir sonuç. 16 milyon insanın verilerine baksanız bir kişinin günde tam olarak 3 bardak su içmesi çok düşük bir ihtimal. Burada 3 bardaktan bir atom fazla ya da az olmadığı durum durumdan bahsediyorum dikkat edin. 2,9 ve 3,1 arasında bir sürü insan olabilir ama kimse günde tam olarak 3 bardak su içmiş olamaz. Eğer biri günde 3 bardak su içiyorum diyorsa bu kabaca bir tahmin olur anca. büyük ihtimalle ne bileyim 3,00001 veya 2,99999 veya 3,15 bardak su içiyordur aslında. Bu yüzden bunun yerine verilerin yüzde kaçı 2,9'dan büyük ya da eşit ve 3,1'den küçük veya eşit aralığına düşüyor diye sorabiliriz. Bu mantıklı olur. Böylece bir aralığa sahip olduğumuz zaman ancak alanı hesaplayabiliriz. 2,9'dan 3,1'e kadar gideriz ve bu sayede genişliği olan bir aralık elde ederiz. Alanı da neredeyse buraya çizdiğim sarı bölgenin alanına eşit olur. Eğrinin tepesi düz olmasa bile bu alanı bir dikdörtgen yardımıyla tahmin et debiliriz ama tahminen alanın aşağı yukarı yüksekliği 0.2 olan genişliği de 2.9'dan 3.1'e kadar giden yani 0.2 kadar geniş olan bir dikdörtgen olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla eğrinin altındaki alanı tahmin etmek için bu dikdörtgenin alanını kullanabiliriz. Bu da bize 0.2 çarpı 0.2 eşittir alanın tahminen 0.04 olduğunu gösterir. Ya da elimizdeki veriler bu aralığa düşen kısmının %4 olduğunu da söyleyebilirsiniz tabii.